çekelim. Evet, bol bol yiyelim inşallah. Şöyle peynirleri de ilave ettik. Yine baş ağrısına, şeker hastalığına karşı bizleri koruyacaktır. Evet. İstersen şimdi semizotumuz biraz kavrulsun peynirle beraber. Güzelce evet, bir şekilde kavurma devam edelim. Yaktın mı? Yanıyor. Tamam. Biz de ne yapalım? Tatlımızı da sayalım. Şuraya ben... yapalım usta isterseniz. O tencere çünkü oraya geniş geldi. Tamam. Evet, tamam. Biraz kavrulsun peynirle beraber. O zaman şöyle yapalım. Semizotunu anlatacağız tabii ki sizlere. Evet. Önce şimdi fazla vaktimiz yok. Tatlımızı yetiştirmek istiyoruz. Güzel bir tatlı hazırlayacağız sizlere. Malzeme listemizi verelim. Tatlımızı yapmaya başlayalım. Hem tatlımızla ilgili hem semizotuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Evet efendim, güzel bir tatlı yapıyoruz dedik. Dalmatçalı portakal şöleni hazırlıyoruz sizlere. Neler kullanacağız? 200 gram vanilyalı puding, 100 gram toz şeker, 1 litre süt, 50 gram damla çikolata, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 adet portakal, 1 çay kaşığı tarçın kullanacağız efendim. Tekrar ediyorum. 200 gram vanilyalı puding, 100 gram toz şeker, 1 litre süt, 50 gram damla çikolata, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 adet portakal ve 1 çay kaşığı tarçın kullanıyoruz dalmatçalı portakal şöleni için. Evet, evet, şimdi malzemelerimizi saydınız. Tencereye koyduk. Evet, sütümüzü tencereye koyduk. Yavaş yavaş sütümüz kaynasın. Biraz da şöyle şekerimizi içine ilave ediyoruz. Ocağımızın altını güzelce bir şekilde yaktık sevgili izleyicilerimiz. Şimdi ocağımızın altını yaktıktan sonra şöyle hemen şekerimizi ilave ediyoruz ve yavaş yavaş bir karıştıracağız. Evet, şöyle bir karıştırın. Evet. Şu ocağı kapatabilir miyiz? Tabii. Şimdi sevgili izleyicilerimiz ne yaptık? Sütümüzü koyduk tencereye. Sütümüzü tencereye koyduktan sonra yavaş yavaş Ayşegül Hanım karıştıracak. Şimdi güzelce bir şekilde bir sütümüz kaynasın. Ondan sonra ben nişasta hazırlayacağım. Ve vanilyalı pudingimizi de içine ilave edeceğiz. Biraz koyu olması gerekiyor. Onun için biraz daha kaynasın o. Şöyle o kaynamaya devam ederken. Koyu olacak. Güzel, evet. Onu nasıl yapacağız? Tabii ki nişastayla onu güzel bir şekilde koyulaştıracağız. Evet, şöyle bir karıştıralım efendim. Sütümüzü koyduk. 2 litre sütümüz. Ondan sonra şekerimizi ilave ettik. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Güzel bir şekilde nişastamızı sulandıracağız. Sütümüzün içerisine ilave edeceğiz. Ondan sonra karıştıracağız. O karıştırdıkça ne yapacak nişasta? İyice böyle kıvamı arttıracak, koyu bir hale gelecek. Sonrasında damla çikolatalarımız var. Onları ilave edeceğiz. Ve tabii ki 2 adet portakal kullanacağız. Dalmatçalı portakallı şölen için. Evet, şöyle sevgilicilerimiz yavaş yavaş şöyle nişastamızı koyduk geniş bir kabın içine. Biraz koyu olmasını istediğimiz için biraz nişasta kullanacağız. Şöyle nişastamızı hemen geniş tabağımızın içine koyduktan sonra çok hafif biraz su ile hemen nişastamızı açmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi hemen nişastamızı şöyle bir açtık. Evet, şöyle nişastamız kenarda beklesin. Sütümüz ısındı herhalde değil mi Ayşegül Hanım? Evet. Şöyle sütümüz ısındıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle vanilyalı pudingimizi içine ilave ediyoruz. Tekrardan güzelce bir şekilde karıştıracağız. Evet, bu arada şimdi ben geçenlerde ustaya bir soru sormuştum biliyorsunuz. Demiştim ki... Biz işte puding paketlerini aldığımız zaman hazır bir şekilde eve getiriyoruz. Arkasında bizlere yapım işte tarif ediliyor nasıl yapılacak diye. Soğuk sütü tencereye doldurduktan sonra efendim hemen ne yapıyoruz? O hazır paketi açıyoruz, puding paketini soğuk süt üzerine ilave ediyoruz, sonra karıştırıyoruz. Çoğu kişinin başına gelmiştir ki bunu ben de yaşadım. O soğuk süt üzerine ilave ettikten sonra o böyle pütür pütür oluyor. Ondan sonra topaklaşıyor ve onu işte ne yapıyoruz böyle karıştır 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 sürekli böyle o dağıtmaya çalışıyoruz o pütür. Ben konuşamadım usta bugün ya, niye böyle oldu? Niye öyle oldu? Bilmiyorum, topak topak olan pudingi ama dedim ki usta sen sıcak sütün üstüne koyuyorsun, bunu niye böyle yapıyorsun? Hani yapılış şekli o şekilde değil diye. Ustamız dedi ki sıcak süt olduğu zaman pudingi üzerine ilave eder etmez ne yapıyor? Kesinlikle topaklaşmıyor, ondan sonra pütür pütür olmuyor tabii ki. Evet. İşimizi kolaylaştırdığı için o şekilde hazırlamamız daha güzel. Tabii ki evet, şöyle ne yapalım? Hemen nişastamızı ilave ettik. Hemen yine koyulaştı. Evet, biraz koyu olmasını zaten istiyoruz Ayşegül Hanım. Şöyle.
Şimdi güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra siz sevgili izleyicilerim ne yapacaksınız? Bunu dolaba atacaksınız. Dolapta önce soğutacaksınız. Ondan sonra dolaba atacaksınız. Dolapta iyice bir soğuyacak. Ondan sonra kalıplar halinde de kesip servis yapabilirsiniz. Tamam, şöyle elinize sağlık Ayşegül Hanım. Rica ederim şöyle yavaş, efendim, buyurun. Şöyle bir boşaltalım. Evet, şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerimiz hemen hazırladıktan sonra ne yapalım? Şöyle geniş bir tepsinin içine şöyle döküyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde ne yapıyor? Şöyle bir sallıyoruz ve ondan sonra hemen şöyle sevgili izleyicilerim ne yapıyoruz? Şimdi siz bunu soğuk yaptığınız zaman daha güzel bir görüntü olacak ama biz böyle sıcak yaptığımız için hemen zaten eriyecektir. Şöyle ortasına gelecek şekilde damla çikolatalarımızı şöyle döküyoruz. Şunları kenara koyalım. Evet, Dalmaçyalı adında zaten ne yapıyor? Damla çikolatalardan alıyor. Evet. Şöyle hafiften tekrardan şöyle tarçınımızla. Evet. Şöyle güzelce bir şekilde süsleme yapmak istiyoruz. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle tarçınımızı da koyduktan sonra ben şöyle hamsiler pişti sevgili izleyicilerimiz. Önce onu bir alalım. Ondan sonra tekrardan size neler yapmamız gerektiğini tekrardan anlatacağız. Şöyle hemen portakalları da güzelce bir şekilde tatlımızı süsleyelim. Evet, tatlımızı süsleyelim. Bugün bütün yemeklerimizi hemen hemen evet hazırladık. Bakın tam da böyle zamanında yetişti. Güzel bir süslemimizi yapalım. Sonra yemeklerimizi sizler için teker teker bir daha anlatalım. Evet. Ondan sonra veda edeceğiz. Ama tabii ki ne olacak? Bu son veda değil efendim. İnşallah yarın yine sizlerle buluşacağız. Biliyorsunuz hafta içi her gün aralıksız. Tabii hafta içi derken sadece hafta içi terimini kullanmamam lazım aslında. Her gün diyelim. Evet, her gün. Her gün. Hafta içi, hafta sonu demeden her gün. Haftanın 7 günü boyunca yeni bölümlerle. Aslında 8 gün olsa hafta 8 gün boyunca tabii yapacağız. Tabii 8 da. Gün olsa 8 gün yapacağız dediğin gibi. Ne yapıyoruz? Sizler için böyle canlı biliyorsunuz programımız zaten buradayız 16.30'dan. Saatlerimiz 18-10 yani 10 dakika daha geçiriyoruz tabii ki. 18-10 saatlerine kadar sizlerle birlikteyiz, sizlerle buluşuyoruz, sizlere güzel lezzetler hazırlıyoruz. Faydalı bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Evet şöyle bakın, portakallarla da şu an tatlımızı süslüyoruz. Evet, şöyle kenarlarına gelecek şekilde. Şöyle ay ben acıktım usta ya. Evet, o zaman hemen hamsiye yani girişebilirsiniz Ayşegül Hanım. Tam da sizin istediğiniz gibi oldu. Yağsız bir şekilde çok da güzel oldu değil mi? Gerçekten böyle. Bekliyorum evet. Artık sabırsızlıkla. Sevgili Merve herhalde bir gün yok böyle sesi soluğu çıkmadığına göre. Bugün tatlıyı Ayhan sadece tek başına yesin. Evet Ayhan'a yapalım. Çok seviyormuş yapalım. Ayhan tatlıyı. Evet Ayhan'a yapalım tatlıyı. Ayhan'a yapalım. Zaten o da el kol hareketi yapıyor. Bana kalsın bana kalsın diyor. Şöyle. Evet diğer portakalımızı da aynı şekilde Ayşegül Hanım. Tekrar ne yapacağız onu da şöyle iyice bir soyalım. Evet şöyle. Güzel bir dalmaça tatlısı hazırladık sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle siz de farklı meyveler de kullanabilirsiniz süslemek için. Evet şöyle, mesela muz olabilir. Tabii ki. Değil mi? Evet muz biraz şundan dolayı çok fazla kullanılmıyor. Tatlımızın üzerinde beklediği zaman hemen kararmaya tabii. Başladığı için onun için çok fazla kullanılmıyor ama isteyen kullanabilir. Tabii eğer hemen tüketecekse. Kivi aslında evet kivi de kivi çok yakışıyor. Kivi de kullanabiliriz. Şöyle yavaş yavaş hemen portakalımızı da bir hazırlayalım. Sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet güzel şekiller ortaya çıkaralım. Böyle yemeklerimiz daha güzel, daha hoş görünsün tabii ki. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyleydi. Aynen öyle. Şöyle tatlımızın üzerine şöyle güzel bir süsleme de yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Şu anda tatlımız hazır bir şekilde. Hazır. Çok güzel görünüyor. Evet. Gerçekten hazır. Ellerine sağlık usta. Teşekkür bir de böyle var ya şöyle kokusunu gönderebilsem size. Ah 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 kokusunu gönderebilsem sizlere. Gönderemiyorum ama biliyorum ki siz ne yapacaksınız? Bu güzel tatlıyı evinizde yapacaksınız. Evet, şöyle alalım ailenizle. Tatlımızı da.
yine farklı, güzel ve sağlıklı lezzetlerle diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.